25 Mart Pazartesi öğleden sonrasından iyi günler, mutlu günler, bir kez daha mutlu haftalar diliyoruz. Değerli izleyenlerimiz, hoş geldiniz Nilre TV'ye, hoş geldiniz seçim özel programımıza. Biliyorsunuz ki seçim özel programlarımızda bu kente emek veren başkanlarımızı ve emek vermeye hazırlanan başkan adaylarımızı konuk ediyoruz. Fikirlerini, projelerini, vizyonlarını, dünya görüşlerini, siyasi görüşlerini siz sevgili izleyen ve de takipçilerimiz için detaylandırıyoruz. Bugün de yine kıymetli bir konuğum var. Daha önce de yine televizyonumuza konuk olmuştu kendisi. Bu ikinci konukluğu. O sebeple hiç zaman kaybetmeden hemen sizlerle tekrar buluşturmak istiyorum. Yeniden Refah Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın İzzettin Alkan. Hoş geldiniz Hoş Sayın buldum. Alkan. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bu ikinci misafir oluşumuz. Estağfurullah. Memnuniyetle. Allah razı olsun. Sizlerden de. Memnuniyetle sağ olun. Sizlerden de. Çok teşekkür ederim. Memnuniyetle deyince... Büyükşehir'in sloganı gibi oldu. Doğru diyorsunuz. Öyle değil mi? Şimdi tabii. Çok asık suratlı programları sevmiyorum. Ben tabii, siyasette, tabii. Hizmette gülerek, gülümsenerek konuşulabilecek bir şey. Çünkü iyi şeyler yapmaya adaysanız öyle bir idealiniz var. İlk programınızda sizi tanıma faslını falan geride bıraktığımız için direkt zamanı tasarruflu kullanalım. Ve hemen şu soruyla başlayalım istiyorum izniniz olursa. Mersin zeminini düşündüğümüzde ve parti çeşitliliğini düşündüğümüzde yeniden Refah'ı hangi skalada görüyorsunuz? Yeniden Refah Partisi'ni Mersin üzerinde mi soruyoruz? Mersin üzerinde soruyorum ama geneline de değinebiliriz. Tabii Mersin üzerinde Yeniden Refah Partisi gerçekten de 1996 yılındaki hükümetin performansı, 94 yılındaki belediyecilik anlayışı gerçekten de insanlarımızda çok güzel hatıralar bıraktı, çok güzel eserler bıraktı. Şimdi tekrardan halkımızda şunu görüyoruz. Özellikle mevcut sistemde, özellikle 25 yıldır hem muhalefet olsun, iktidar olsun, halkımızın taleplerini karşılayamadığı için çalınan yeni bir kapı olarak görüyorum ben. Ve burada insanlar bizden çözüm istiyor artık. Yani bir alternatif olun ve insanlarımızın, halkımızın sorunlarına eğilin. Doğruya doğru deyin, yanlışa yanlış deyin. Doğru yapılanları takdir edin, yanlış yapılan işleri de eleştirin. Ve gerçekten de ülkemize, milletimize bir nezaket gelsin. Evet. Artık o kötü jargondan çıkalım. Artık siyasette bir nezaket gelsin. Talepleri son derece yüksek. Çok özür diliyorum. Tabii buyurun, buyurun tabii. Ve gerçekten de şu anda sahada bu sıkışmışlıktan kurtulma kapısı olarak görülüyor. Ben bu şekilde tanımlayabiliyorum. Evet. Yeniden Refah Partisi hocam bir umut oldu. Evet. Ve sahada da biz bunu çok güzel görüyoruz. İnsanlarımız, estağfurullah, insanlarımız ciddi anlamda kendi partilerinde memnuniyetsizlikleri var, şikayetleri var. Ve Yeniden Refah Partisi'nin olmasına son derece mutlular. Ve bize şunu diyorlar. Hatta ya işte gelin artık bu işi değiştirelim. Evet. Gelin artık bu statükü artık devam etmesin şeklinde cevaplar alıyoruz. Onun için Yeniden Refah Partisi şu anda bir umut. Ben ölüyorum ama siz devam edin. Estağfurullah. Yo, lütfen. Ama havalar nasıl bir şey oldu Sayın Alkan? Evet. Garip bir durumdayız. Kışı da yaşayamadık. Hastalık var. Tabii salgın da var. Hepsi etkiliyor. Sizlerden bazen. Ve izleyenlerimizden, evet. Çocuklarımızdan uzak olsun. Evet. Şimdi Yeniden Refah Partisi muhafazakar kesimin, milliyetçi muhafazakar kesimin en önemli duraklarından birisi olmaya Doğru. aday bana göre. Doğru. Çünkü... İslami cenahın, çok açık konuşurum kusura bakmayın lütfen. İslami cenahın artık farklı bir durak aradığı inkar edilemez bir gerçek. Kesinlikle, evet. Sayın Erbakan da babadan aldığı mirası iyi temsil eden bir siyasetçi durumunda. Evet. Yeri geldiğinde resti çekebiliyor, bir takım açıklamalar yapabiliyor. Bazı yanlış anlamalar ve spekülatif durumlar olduğunda da bunları bertaraf edebiliyor. Evet. Bu bakımdan tabii ki gelecek vaat eden bir partinin şimdiki adayısınız Mersin'de. Evet. Projeleriniz çok önemli. Evet. Bütün adaylar proje sunuyorlar ama daha önce tarım konusunda farklı konularda projelerinizi dinlediğimiz için sırada hangi projeniz varsa onun üzerinden konuşarak tabii, ilerleyebiliriz. Şimdi geçen program bir saate yakın sürdü ama gerçekten o kadar çok projemiz var ki hani projenin çokluğundan ziyade nitelikli projelerimiz var. Doğru. Ve bu nitelikli projelerimizi biz öncelikle Mersin'i ayağa kaldırmak istiyoruz. Yani park, bahçe, havuz vesaire bunları yapmak artık meziyet değil. Şu an ekonomik zorluklar var.
Emeklilerimiz olsun, insanlarımız olsun, esnafımız olsun, çiftçilerimiz olsun ciddi zorluk yaşıyorlar. Tarım bitmiş durumda, hayvancılık bitmiş durumda, üretim durmuş durumda, esnaflar kan alıyor ve bu durumdayken biz ya çok daha iyi park yapacağım, çok daha iyi havuzu, eğlence merkezleri yapacağım gibi şeylerle bence çıkılmaması lazım. O yüzden biz tamamen Mersin'in potansiyeline uygun ve Mersin'i gelecek perspektifini açık. Aynı zamanda istihdam perspektifini tabii, tabii istihdam, üretim, kendi kendine yetebilen bir şehir. Pazarlayabilme. Tabii. Ve Türkiye'nin marketi olacak bir şey. Çok büyük bir vizyon çizdik şey Mersin için. Çünkü düşünün, geçen defaki programda da ben bunu açıklamıştım. İstanbul nasıl Türkiye'nin kuzeyine hitap ediyorsa Mersin de Türkiye'nin güneyine hitap eder. Yani şöyle bir pergeli aldığınız zaman Antalya'dan ta Van'a kadar tüm ticaret, ithalat, ihracat Mersin üzerinden devam eder. Hatta evet. Türkmenistan, hatta Kuzey Irak, hatta İran. Bunlar bile bir mal aldığı zaman Mersin limanından çekerler. Buradan ihracatlarını yaparlar. Yani Mersin, Anadolu'nun ve Asya'nın dünyaya açılan kapısı aslında. Bunu, doğru, hepsinin ana artı elini. Tabii, burası. Evet. Bunu iyi görmek lazım. Dolayısıyla biz burayı niçin potansiyeline uygun bir şekilde planlamıyoruz? O yüzden mesela en önemli projelerimizden bir tanesi Piri Reis Çamlıbel Projesi. Bakın bu Mersin'in hayatını kurtaracak çok büyük bir proje. Hatta nasıl bir projedir? Onu Sayın da söyleyeyim Alkan. Size. Hatta bizim de bulunduğumuz Piri Reis Mahallesi. Burayı biz baştan sona tekrardan kentsel dönüşüme dönüştürmeyi düşünüyoruz. Ve millet bahçesini biliyorsunuz. Anladığımız anlamda bir dönüşüm değil umarım. Değil. Yani bir binayı gibi yıkıp yerine yenisini yapma. Çünkü bizim, dönüşümden onu anladık. Bizim kentsel dönüşümlerimiz mahalle mahalle olacak. Yani sadece Adapaf'ta üzerinde bir dönüşüm olmayacak. Evet. Yani örnek veriyorum, Palmiye Mahallesi'ni dönüştürüyorsak o mahalleyi komple dönüştüreceğiz. Piri Reis'i dönüştürüyorsak Piri Reis'i komple dönüştüreceğiz. Kimseyi mağdur etmeden, çünkü geçmiş dönemde biz bunları gördük. İşte kentsel dönüşüm adı altında adamın 1000 metrekarelik arsası var. Bir daire karşılığında arsalarını aldıklarını gördük. Böyle mağduriyetleri biz yaşatmayacağız. Olduğu yerde kendi mahallesine ayrılmadan yapabilecek. Ama Piri Reis'te Çamlıbel özel bir statüsü var. Bu da bizim Mersin'in ticareti için çok özel bir statüsü var. Biz burada Millet Bahçesi'ni biliyorsunuz. Evet. Onun önünde devasa bir meydan olduğunu düşünün. O ve meydanın sonunda da yüksek ama Mersin'e bir alamet-i farikası olacak bir bina düşünün. Aynen Burç Halifa gibi düşünün mesela. Onun gibi belki yüksek olmayacak ama bizim Mersin'i anlatan çok farklı bir bina yapmayı düşünüyoruz. Ve bunun arkasında yatay düzlemdedir umarım. Tabii. Yani zaten Mersin genelde yatay ama yüksek binaya ben şöyle karşı değilim. Sadece belli bir bölgede olması lazım. Mesela bu New York'ta biliyorsunuz. Güvenli bölgelerde. Tabii güvenli bölgelerde. Şehir bunlar genelde olacak. Yayılınca. Ha, mesela olmuyor. Dubai'de ya kazarsınız 5 metre bir karış hemen kum gelir aslında ama orada bile işi doğru, tekniğine uygun, deprem yönetmene uygun yaparsanız bir sıkıntı olmaz. Evet. Bizimkiler sadece bizim ülkemizde maalesef bunlar yapılmamış. Hiçbir zaman deprem yönetmene uygun binalar yapılmamış. Tabii radyan temelle karşı tanışalı kaç gün oldu? Tabii daha hiçbir şey olmadı. Evet. Ama burada esas meselemiz buraya bir finans merkezi yapmak Piri Reis'i. Ne gibi? Mesela burada ofisler olacak. Ve bu İstanbul Perpa gibi mi? Levent gibi, Mecidiyeköy gibi, onun gibi düşünün. Ya da Ataşehir şu anda biliyorsunuz yeni finans merkezi. Onun gibi merkez düşünün. Burada biz Ticaret Bakanlığı'yla çalışacağız. Ve bununla bağlantılı Çamlıbeli'miz var. Çamlıbeli de kentsel dönüşümle böyle marinayı biliyorsunuz. Evet. Marinanın biliyorsunuz böyle iki katlı yatay düzlemde hep alışverişte ufak ufak mağazaların olduğu bir yer. Çamlıbeli'de öyle bir proje değiştirmeyi düşünüyoruz. Yani orada mağazaların olduğu, insanlar rahatla gelip gezebileceği bir alan düşünüyoruz. Ama bunun bir özelliği var. Yani bir alışveriş merkezi gibi değil. Bu tamamen ihracat odaklı bir merkez olacak burası. Nasıl olacak bu? Örnek veriyorum. Gaziantep'teki X bir halı firması. Diyeceğiz ki gel Piri Reis'te bir ofis aç. Estağfurullah. Nil Hanım rahatsız diye programa gelemedi ama ben de rahatsızım. Şifa olsun inşallah. Ne kadar şık oluyor bilmiyorum olsun, ama buyurun olsun, lütfen. Şifa olsun inşallah. Geçmiş olsun arkadaşlar. Şimdi o halı firmasına diyeceğiz ki gelin Piri Reis'te bir ofis açın. Bu Ticaret Bakanlığı'nın teşvili olacak bunlar. Ve farklı pazarların merkezi mi yapmayı düşünüyorsunuz evet, Mersin'i? Evet. Taşıma pazarlar. Tabii Türkiye'nin. Çok önemli bu. Türkiye'nin lokum marketi olacak Mersin. Evet. Ve bu bölgeye çok önemli bir şey istenecek. Ve diyeceğiz ki aynı halı fabrikasına diyeceğiz gel Çamlıbeli'de bir mağaza tut.
Orada numunelerini, örneklerini sergile. Limanın da burada. Ofisin burada. Misafirlerini gel burada ağırla. Gaziantep'e kadar götürme ya da Konya'ya kadar götürme. Ankara'ya kadar götürme. Gelin burada. Onlar da gelecek. Hatta İstanbul'dan istiyorsa gelebilir. Biz bunlara kapıyı açacağız. Gelecek, anlaşmasını Pir Reis de yapacak. Numunelerini Çanlıbel'de gösterecek. İhracatını limandan yapıp gönderecek. Ve burası ciddi bir iş hacminin olacağı ve Türkiye'nin marketi olacağı bir konuma gelecektir. Tabii önemli bunun yanında, bir proje bu. Çok iyi planlamak lazım. Çok iyi planlamak gerekiyor. Tabii bununla beraber o Müftü Deresi'ni suyla doldurup tekne gezilerini falan açmayı düşünüyoruz. İşte o yakın ormanlık alanı var biliyorsunuz. Ağaçları var. Askeri şubesinin olduğu yer. Evet. Orayı da yine gezi hattına sokup orada yürüyüşler yapabilecek noktaya getireceğiz. Yine diğer millet bahçesinin olduğu yerde kruz gemilerinin gelebilmesi için yine hükümetimizle beraber çalışarak orada bir kruz gemilerinin yanaşacağı bir liman yapmayı düşünüyoruz mesela. Burada ne yapacak? İster kruz gemisi de gelsin, orada gelsin, işte alışveriş yapsın Çamlıbel'de, istiyorsa gelsin burada gelsin, istiyorsa gelsin forma gitsin, istiyorsa gelsin işte Mezitli'nin, Yenişehir'in sahillerinde gezebilir, müzelerimizi gezebilirler, spor alanlarımızı gezebilirler. Böyle şöyle bir marinadan Cumhuriyet Meydanı'na kadar bir hat düşünün. Bu hattı komple biz gezi, müze, sanat, ticaret ve işte eğlence mekanlarıyla donatacağız. Hatta burada bir tane şey olacak. Dünya Ticaret Merkezi dediğimiz olay da bu. Bir fuar alanı da olacak burada. Şimdi açık yüreklilikle bir soru sorabilir miyiz? Tabii ki. Size kapı aralamak adına. Tabii. Çünkü merak edilen bir şey. Tabii. Cevap vermeme hakkına da sahipsiniz tabii. Bu arada. Şimdi muhafazakar belediyeler söz konusu olduğunda ve belediyecilik söz konusu olduğunda siz eğlence merkezleri deyince aklıma geldi. Tabii. Eğlence sektörünün sekteye uğrayacağı düşünülür. Yok değil tabii canım. Şimdi böyle bir algı var başkanım açık konuşmak gibi. Bunu sizin ağzınızdan duyarsa sevgili seçmenler çok daha iyi değerlendirebilirler. Sizin tabii nasıl ki bir hayaliniz var bu şehir için? Tabii. Bu şaibeyi ortadan kaldıralım istiyorum. Tabii ki tabii ki. Canı gönülden istiyorum. Çünkü sizi tanıdık artık sizi biliyoruz. Sağ olun. Vizyonunuzu da tanıdık artık. Evet. Bu yanlış algıyı ortadan kaldıralım lütfen. İsteyen istediği yerde istediği gibi eğlenebilir. Şehrin can güvenliği tabii. Söz konusuysa belediye ve de emniyet güçleri de her yere müdahale edebilir. Tabii. O ayrı bir konu ama evet çarşının da çok can güvenliği yok buraların. Mesela saat 7'den sonra İstiklal Caddesi'nde bulunamazsınız. Düzensiz bir şehiriz. Bulunamazsınız. Çok düzensiz bir şehiriz. Evet. O sebeple bu konuyu da bir açığa tabii, kavuşturmuş ben olalım. Bunu söylemeniz çok iyi oldu. Şimdi değerleri ve konuları doğru değerlendirmek lazım. Evet. Bir önceki programda Nil Hanım da sormuştu. Özellikle hanımefendiler için, kadınlar için. Ve ben orada çok güzel bir perspektif çizdim. Yani aynı şeyi burada da yapacağım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanımız var. Evet. Peki şehrimiz düzenli mi? Düzenli değil. Kurallar geçerli mi? Hayır, geçerli değil. Motosikletler, değil mi? Kuryeler yaya geçitlerinden geçiyor, kaldırımdan geçiyor. Kaldırımda araç parkları var. İşte çevreyi kirletme derseniz son derece yüksek, kural anlamında yok. Şimdi siz zikrettiniz. Saat 5'ten sonra İstiklal Caddesi'ne gezebiliyor musunuz? 7'den sonra gezemezsiniz. Hatta Yenişehir ve Mezitli'de bile gezemeyeceğiniz yerler var. Başıboş köpek sorunu var zaten. İnsanları canından bezdirmiş. Ve sahilde ve göçmen sorunu ayrı sorun var. Peki bir büyükşehir belediye başkanı bunların çözümü noktasında rol alamaz mı? Alması lazım. İşte çünkü bunları siz, konuşalım siz ne yapacaksınız? Tabii siz şehrin başındasınız çünkü. Evet. Bir kere ben Allah izin verirse biz göreve gelirsek öncelikle bir şehri düzenli hale getirmeye tasarlıyoruz. Onu da valilikle, emniyet müdürlüğüyle, gerekirse İçişleri Bakanı'yla da görüşerek biz burada kuralların, düzenin oturtulması, tesis edilmesini istiyoruz. Neden dolayı söylüyorum? Çünkü şimdi gidin Antalya'ya. Ben bunu test ettim. Antalya'da bir düzen var. Bir büfeye gidin, 18 yaşından küçük biri sigara bile alamaz. Vermiyorlar. Ya bizim burada alkol de alıyor. 18 yaşından küçük çocuklar. 18 yaşından küçük çocuklar barlara da giriyor. 18 yaşından küçük çocuklarla ilgili herhangi bir şey yok, düzen daha yok. Onu geçtim. Geliyorsunuz temizliğe. Gidin Antalya'nın temizliğine bakın. Her taraf tertemiz. Bir de bizim şu temizliğimize bakın. Buralar temiz ama ara sokaklar kirli. İlçe belediyelerde de sıkıntı var. Sadece büyükşehirde yok.
Zaten büyükşehir her yere yetişemez ki. Yarın evet. bir gün siz de büyükşehir belediye başkanı Tabii. olursanız inşallah. Dileyen herkesin gönlündekini nasip etsin. İnşallah, arada. İnşallah. Siz de hepsine yetişemezsiniz. İlçe evet. belediyeleriyle koordineli Tabii, çalışmak. Mutlaka biz hep birlikte tek çalışacağız. Tek vücut olabilmek çok Tabii önemli. En önemlisi. Evet. Mersin'inlik vurgumuz çok önemli bizim. Evet, çok Önce önemli. Mersin ne olacağız? Mersin çıkaralım. O fikir herkes. Linki Tabii. çok önemli. Hatta hani havalimanı içinde söyledik. Bu taşıcı otoban içinde söyledik. Mut Karaman yolu için söyledik. Ben Allah izin verirse 13 milletvekiliyle, 13 belediye başkanımla beraber, hatta ODA ve STK'larla beraber alacağız ve Cumhurbaşkanlığı'na gideceğiz. Ya biz bu projelerin tamamlanmasını istiyoruz. Yani oraya yol yapacağız gerekirse. Git gel, git gel. Yani bu iş yapılana kadar ekip halinde biz Mersin çıkarını savunacağız. Çünkü bizim için Mersin daha önemli. Çünkü benim partim ikinci planda. Onun da partisinin ikinci planda olması lazım. Yani sen MHP'li de olabilirsin, CHP'li de olabilirsin, AK Partili de olabilirsin, İYİ Partili de olabilirsin. Hiç sorun değil. Ama biz Mersinliysek, önce bir Mersin'imize bakalım ya. Burada biz yaşıyoruz. Ankara'dakiler yaşamıyor burada. Önce biz kendi şehrimize sahip çıkalım ki burada bir müreffeh bir noktaya çıkalım. Niçin biz bunları yaşamayalım? Biz bunu hak etmiyor muyuz? Bence bütün hak ediyoruz. Bütün şehirler hak ediyor. Tabii evet. ki Mersin. Ama ben şimdi Mersin üzerinde söylüyorum. Çünkü ben orada Antalya'yı böyle görüp Mersin'i böyle gördüğüm zaman benim içim acıyor. Şimdi kentin sonra tekrar projelerinize evet. döneceğiz. Bu eğlence Çünkü kısmını da tamamlayayım istiyorsanız. Tabii ki özellikle istiham ediyorum. Gelelim şey eğlence olayına. Bir turizm belgesiyiz aynı zamanda. Burası, tabii burası bir kere eğlence mekanları da doğru değil. Evet. Düzgün yapılmamış. Niye belediye destek vermemiş? Evet. Bunun tabelasından tutun. Tabela kirliliği zaten almış başına gitmiş ki bizim şehir estetiği ve tasarım bölümümüz olacak ve bütün bunları düzelteceğiz. Şehrin girişini düzelteceğiz. Mahalleleri düzelteceğiz. Tabelaları, tabela kirliliğini kaldıracağız. Şehir merkezinde totemleri kaldıracağız. Totemler en büyük dert. Üçüncü çevre yolu yapmışız. Çok güzel. Tebrik ediyorum belediye başkanını. Evet. Ama o totemler ne? Yani o tabela kirliliğinden orası da hemen seviye aşağı inmiş. Evet. Ve dolayısıyla eğlence mekanlarının çevresi de zaten çok kötü ortamlarda şu anda. Şimdi bir bunun bir düzene sokulması lazım. Hani mesele belediyenin ruhsatı alan, ondan sonra ruhsat almış mekanların, eğlence mekanların çalışıp çalışmaması değil, bunların düzenli olup olmaması sorunludur. Biz mesela ilk etapta bunları yapacağız ama onun haricinde ruhsat olmayan, mesela ben size bir örnek vereceğim. Bir belediyenin yanlış uygulamasından bahsedeceğim. Şimdi sahilde bir sürü böyle alkollü mekanlar var. Ne yapmış bunlar? Gitmişler ruhsat almışlar. Para vermişler. Bir sürü zahmete girmişler. İşte ben burada alkol ruhsatını alayım. İnsanlar gelsin. Burada eğlensinler vesaire vesaire. Parkın içerisinde anayasaya aykırı bir şekilde belediyemiz ne yapmış? Barlar yapmış. Çocuk parkının yanında yapmış. Bu anayasaya aykırı. Yani kimsenin içkisine, eğlencesine karışmayacağız bizim belediyeciliğimizde. Tabii. Ancak neyin nerede yapılacak? Olduğu belli yani olması lazım. Ailenin olduğu yerde bir kulüp olamaz diyorsunuz. Ya da kulüp var işletilen belediye, yer olamaz. Tabii evet. ama parkın içerisinde zaten anayasal bir suçtur bu. Suçtur. Ama bir de bir boyutu daha söyleyeceğim. Sahilde belediye olarak siz bunu açmışsınız. Peki sahilin karşısında, yolun kenarında bir de alkol ruhsatı almış, parasını vermiş, emeğini çekmiş adam var. Bu adam niye açtı o zaman? Şimdi Avrupa'da öyle projeler var ki bir okulun evet. tali olarak okulu bir güneşin merkezi olarak düşünün ve tali yollar uzanıyor. Belli bir metrekaresinde ve ölçümde alkol ve sigara satılması bile yasak. Evet, bu Türkiye'de de böyle aslında. Evet. Bu kanunumuzda var, uyulanmıyor. evet. Bir de yok, haksızlık var. Olmuyor mu o ruhsat alan işletmelere? Peki, size bir şey yani soracağım. Çünkü onları bizim aslında desteklememiz lazım. Evet. Yani onların çevresini düzeltmemiz lazım. Ruhsat alan, işi kuralına, hukukuna uygun bir şekilde yapan o düzgün insanların da bizim sahip çıkmamız lazım. Belediye olarak onun önüne geçemeyiz biz. Tabii ki evet. yani eğlenceye sekte vurulduğunda her şey gizli gizli yaşanmaya başlar. Oraya zarar veriyor bir kere. Yaşanılmaya başlar. Şimdi ben inanıyorum. Hatta bunu ben orada kaç tane dostum var işletmeci. Onlarla konuştum bu konuyu. Son derece destek verdiler. Yani şimdiye kadar böyle bir şey duymadık dediler. Çünkü dedim senin burada bir emeğin var. Para veriyorsun. Alkol ruhsatı alabilmek için her türlü belgeyi ve teknik şartnameyi yerine getiriyorsun. Ama bakıyorsun önünde başkası seni engelliyor. Senin iş yapmanı engelliyor. Ve bir de bu işin usulü de işte bu ruhsatlar o yüzden çıkmıştır. Her şey yerinde, doğru, düzgün yapılması içindir. Ama biz kuralsızlık yaparsak ve insanlarımızı rahatsız edecek, gençlerimizin sağlığını etkileyecek düzeyde hizmetler edersek biz o zaman iyilik yapmamış oluruz. Çünkü Peki.
Anayasa burada açık ve net. Peki. Bunu yapmak lazım. Şimdi seçime 6 gün kala, sayılı günler kala. Projeleriniz elbette ki çok iyi, ancak bu konuları da konuşmamızın bir sakıncası yok. Yok, sakıncası yok. Tabii. Çünkü gönül rahatlığıyla sorun, yani hiç problem yok. Biz basınız. Her şeyi duyuyoruz ve duyduklarımızın ne kadar doğru olduğunu sizden öğrenmemiz için en uygun zaman bence. Hatta bu açıklamalara ihtiyacınız var. Bir şey daha diyeceğim. Buyurun. Biz bu Çamlıbel ve Pirineis projesi yapacağız değil mi? Buraya turist getirmeye çalışıyoruz. İşte kruz gemileri diyoruz vesaire. Ben size soruyorum. Bu şekilde mi eğlence mekanları olması lazım? Yoksa altyapısıyla, üst yapısıyla, elbette, çevre donatılarıyla. Mesela bunu Dubai çok güzel başarmış. Çok iyi başarmış. Monaco çok güzel başarmış. Evet. Anlatabildim mi? Biz diyoruz ki Mersin'i bu standartlara çıkaralım. Yani kimse eğlenme demiyor ki, böyle bir şey. Bunun inançla bir ilgisi yok. İnanç değerleriyle yönetilmeye çalışılmayacak o halde eğlence sektörü. Tabii. Bir kriteri olacak. Ama burada biz olacak. Vatandaşlarımıza adil yaklaşacağız. Herkesin sahilden yararlanma hakkı var. Herkesin Mersin'de yaşayan her vatandaşın, her hangi görüşten olursa olsun, herkesin eşit bir şekilde hizmet alma hakkı var. Belediye bunu sağlayacak. Ruhsat alanında hizmet verecek, eğlence mekanında hizmet verecek ya da bir restorana ya da bir ne bileyim, yani bu belediye hizmet etmekle mükellef. Mükellef. Biz bu hizmeti yapacağız. Bir konu daha var ki bu şehrin çilesi haline geldi. Her şeyden önce bir vatandaş Leyla olarak soruyorum size. Tabii ki. Sığınmacılar konusunda bir kontrol sağlayamadı Mersin. Sağlayamadı, İl yönetimi olarak bir kontrol sağlayamadı. Şöyle ki, bunun tarihi peşmergelere dayanır. Sayın Özal'ın işte Malatya'da bir peşmerge kampı yapmasın. Kimseye öyle bir muamele yapılsın demiyoruz ama tabii ki peşmergelerle aynı sınıfta da gelmediler. Aynı kriterde de gelmediler. Mülteci de değiller. Sığınmacılar. Yani sığınmacılıktan şunu anlıyoruz ki biz, yasal olarak da bir ülkenin kapılarını açmasının şartlarını belirleyen kanun ve maddelerine baktığımızda, sığınmacıların bir ülkede ne kadar kalabileceği, hangi koşullarda kalabileceği, evet, ve hangi kültür etmenlerinde, ekonomi etmenlerinde erozyon yaratıp yaratamayacağı belirlidir. Türk kanunlarında da belirli bu. Şimdi benim gurbetçim Almanya'ya gittiğinde Almanya'dan hemen ev alamıyor. Almanya'da iş yeri açıp, ama bunlar öyle bir geldiler ki yani. Okulları, valizlerini almadılar. Okullarını aldı geldiler, dükkanlarını aldı geldi. Şimdi mesela Mezitli'nin kayıp bir sokağı var. Belediyenin arka hizasından paralel olarak Viran uzadık. Viranşehir sahiline Sayın Alkan, asla bir Türk ailenin inip de çoluk çocuk. Bizler zengin insanlar değiliz. Bizler emekçi insanlarız. Irgat ruhluyuz yani. Biz çalışmazsak biteriz. Onun için çok lüksalitesi yüksek yerlerde vakit geçiremeyiz. İmkansız bir şey. Koşullar da uygun değil artık. Sahilinde gezemiyorsunuz. Bir Adnan Menderes Bulvarı var ki yarın bir gün sizin gibi bir hayali olan başkanın projelerine ne kadar katkıda bulunacak bu? Evet. Kilimini getiriyor evde. Orta refüjde piknik yapan Suriyeliler var bu şehirde. Evet. Bunlar için bir bölge tahsis edilemez miydi? Evet. Birincisi bu. İkincisi, bu şehirdeki esnafların işine çok büyük bir sekte vuruldu. Evet. Ucuz ve kalitesiz iş gücüyle. İşçilik var, evet. Üçüncüsü de şu Sayın Başkanım. Onlar da mağdur oluyor bu arada. Onlar da mağdur oluyorlar. Hiçbir insan o durumda olmasın. Ne biz ne onlar, ayrı bir konu. Türkçeyi konuşmayı reddediyorlar ve Türkçe öğrenmiyorlar asla. Şimdi Avrupa bizden iş gücü alıyor. B1, A1, A2 bir seviye koyuyor. Evet, bu seviyede Türkçe bileceksin. Tamam, biz bunları öyle almadık ama hiçbir revizyondan geçirmedik. Evet. Ve pimi çekilmiş bir bombayı şehrin göbeğine attık. Müthiş bir kalitesizlik. Evet. Müthiş bir tabela kirliliği. Evet. Dilini anlamadığımız bir sürü esnaf, asayiş sorunu had safhada. Evet. Mersin'in huzuru, her şeyi bozuldu. Evet. Bu konuda sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Şimdi dediğimiz şeye geliyor, düzensizlik. Şimdi bu mülteci, mülteci sorunu zaten hükümetin baştan sonra uyguladığı yanlış politikaların eseri. Bunlar da bizler de bunun kurbanesi şu anda. Özür dileyerek araya gidiyorum. Bolu almadı. Almadı yani, sığınmacıları ya almadı. Var, orada var. Almadı. Ya onun inisiyatifinde değil. Belki de. Var belki yani, çünkü bu şey biz hiç direnç geliştirmedik. Mümkünatı yok ama burada belediyenin yapacaklarını söylemek istiyorum. Çünkü ben hükümet değilim. Bunları ben gönderemem. Benim öyle bir yetkim yok. Oralar sizin inisiyatifiniz değil. Şeyimiz, alanımız değil. Şehir içerisindeki tecritin sağlanması gelelim ve can güvenliği burada çok önemli. Burada şu var. Biraz önce söyledim ya, sadece yani bu kastım bunu da kapsıyordu. Hani
düzenli bir şehir noktası. Bir kere biz bütün bu işte Suriye'de mültecilerin olduğu caddeler var. Hatta şu anda Ruslar da var. Onu da es geçmeyelim. Onların özellikle Erdemli Silifke tarafında oluşturduğu bir kirlilik var. Aynı durum orada da geçerli. Kendi onlar halinde şikayetçi. Yaşıyor onlar hiç değilse. Yani orada da sorun var. Evet. Aynı sorun orada da var. Yani çünkü onlar da şimdi bir gayrimenkul sektöründe bir kartel olmaya başladı. Mesela bu daha büyük problem. Gelecek için ikisi de problem ikisi bence. Problem. Eğer gayrimenkulü konuşuyorsak. Büyük Eceli'yi evet. Komple ele geçirdiler mesela. Büyük Eceli ellerinde. Şimdi Taşucu'nda Rus tabelası olmayan bir tane dükkan kalmadı. Yani bunlar hepsi sorun mu? Evet sorun. Fakat belediye başkanı ne yapar? Bir, öncelikle şehri düzene sokmak zorundadır. Bunu yapabilirsiniz. Yani yoğunlukları azaltabilirsiniz. Bunu dağıtabilirsiniz. Yani Fransa'nın yaptığı gibi banyolar değil de ama bunu şehre uygun bir şekilde dağıtarak yapabilirsiniz. Çünkü o banyolar da ayrı bir gettolar oluşturuyor bir süre sonra. Kesinlikle. Ama siz ne yapmanız gerekiyor burada? Örnek veriyorum, İranşehir Caddesi. Yoğunluğu azaltabilirsiniz. Tabela standartları getirirsiniz. Ondan sonra sokakların standartlarını getirirsiniz. Ki bizim Türkler de bunu uygulamıyor. Bizim Mersinler de uygulamıyor. Şimdi biraz önce Hastane Caddesi'nden iniyorum. Kaldırımın üstü olduğu gibi esnafın eşyasıyla dolu. Kesinlikle. Geçmen mümkün değil. İşte belediye yok burada. Mesela bu düzensizliklerden bahsediyorum. Bir kere bunu bir yapmamız lazım. Oy kaygısından dokunmuyorlar esnafa. İşte yanlış bu. Orada öncelikle biz bütün bu yoğunlukları, Silifke Caddesi şurada, şu tarafta pardon. Tam bir keşmekeş. Orası aynı şekilde. Önce dedik ya biz, şehir estetiği ve tasarımı, bunu yapacak. Önce bir caddeleri, sokaklar bir düzgün bir hale geçecek. Bu Suriyelilerle için de geçerli. Orada mesela seyreteceğiz. Kendi insanımızın oraya girmesini sağlayacağız tekrardan. Diyeceğiz ki bu bir homojen bir şekilde dağılsın. Herkes kurallara uysun. Onlar da bu kurallara uymak zorunda. Bizim kendi insanımız da bu kurallara uymak zorunda. Ve bu düzenli şehri bizim bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. 34. caddede 12 katlı bir bina kiraya verilmiyor. Merak evet. ettik, sorduk Sayın evet. Başkanım, Sayın Hakan. Neden dedim kiraya verilmiyor? Hani karşısında bir patiseri var. Orayı dedi, hepsini bir Suriyeli aldı. Niye dedim? Ya parası var. Yani, evet, yani dolayısıyla yani. Biz bu homojenliği belediye sağlayabilir. Sahiller, parklar, kurallar getirir. Bir önce söylediğim şey de onun için geçerli. Başta belediye bu kurala uyması gerekiyor. Kesinlikle. Buna uyacak ki oradaki gelen insanlarımız rahat bir şekilde orada oturacak. Yani sahillerimiz, sokaklarımız güvenli. Antalya'nın iş yapmasının en büyük sebebi güvenli olması. Evet. Ve düzenli olması. Düzenli olması. Biz bu düzeni sağlarsak Suriyeli mülteci sorunu da olmaz, Rus sorunu da olmaz. Kendi insanımızın da sorunu olmaz. Şehrin kuralı olmalı. Evet. Onu demek istiyorum. Evet, bu kurallar mutlaka. Gelen herkes kendi kurallarını yaşadığımız işletmeli. Şeyler, siz de yaşıyorsunuz ya. Evet. Her gün bir kavşakta bir trafik magandasının şeyle karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Kavgasıyla, gürültüsüyle, ön kesenler, yol kesenler. Bir kere bunun şehrinin bunu olmaması lazım. Şehir o yüzden biz emniyetle çalışacağız. Biz bildireceğiz. Kesinlikle. Diyeceğiz ki bakın burada sorun var, çözün lütfen. Minibüs şoförleri Suriyeliler olmaya başladı artık. Ondan haberim yok, oraya da geldiyse. Ben vereyim bu ama bir minibüs sorunumuz da var yani bir çok. Yerde. Kayseri gibi neden kaldıramıyoruz biz? Mersin'in en büyük sorunu ulaşıma gelelim ve bu konudaki projelerinize evet, gelelim. Evet, şimdi ulaşım. Kayseri minibüsleri kaldırdı, rahatladı. Zaten ulaşım bizim geçen programda da anlattık. En önemli şeyimiz, en önemli noktamız. Ne var burada peki? Birincisi, biz deniz ulaşımını ilk 3 ayda getirmeyi düşünüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani şuradan Kazanlı'dan. Şehir içi erişim için mi yatay deniz tabii, ulaşımı? Tabii, deniz şahane olur, evet. Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, buraya vapur seferleri. İstanbul'da var, evet biz deneyelim. Yapılabilir. Ne garip bir durum. Yapılabilir, hiç sıkıntı yok. Bence yapılabilir. Ve bunu ben çalışmasını da yaptırdım. Mühendislerle çalıştık. Nasıl uygulanacağımızı dahi biliyoruz şu an, noktaları da tespit ettik. İkinci olarak Erdemli, Kız Kalesi, ondan sonra Taşucu, Bozyazı, Anamur. Vallahi o unuttuğumuz ilçeler var ya, alakası kalmamış bizimle, bağlayacağız onları tekrardan. Mersinler gidip gelecek oraya. Vapurla günübirlik git gel. Oraya da hızlı feribot seferleri düzenliyoruz. Çünkü 321 kilometre bizim sahilimiz var. Hiç faydalanamıyoruz. O kadar doğru söylediğiniz evet. ulaşım deyip duruyoruz. Evet. Yanı başımızda deniz var. Kimsenin hiçbir aklına şekilde faydalanamıyoruz. Hiçbir harika şekilde. Ben bir bunu fikir bu, evet. Bir ulusal televizyonda çıktım. Bunu söylediğim zaman sunucu meslektaşınız şok geçirmişti. Nasıl böyle bir şey olabilir dedi. Yani böyle bir denizde nasıl faydalanamazsınız dedi. Halbuki orada geze geze Mersin'i izleyerek, denizi izleyerek seyahat edeceksiniz. Bundan daha güzel bir şey var mı? İkinci projemiz Taşucu, Silifke, Erdemli, o yani Kız Kalesi, Erdemli, işte Mezitli, Yenişehir, Akdeniz istasyona kadar
hafif raylı sistem düşünüyoruz. Biz metroya karşıyız. Biz hafif raylı sistem taraftarıyız. Çünkü Mersin'in yapısı buna uygun. Metro ise çok pahalı. Yani teknik olarak yapmak mümkün değil. İnsanları kandırmaya gerek yok. Zaten tabelaları asmışız, duruyor da boş boş. İki yılda öyle duruyor bildiğim kadarıyla. Çünkü rentable değil. Yani şöyle örnek veriyorum. Ekrem İmamoğlu 5 tane nokta için 1 milyar lira fon temin etti şeyden, Avrupa'dan. Ve onu bitiremedi. Niye bitirmedi biliyor musunuz? Çünkü maliyeti o kadar yüksek ki kaldırmıyor. 1 milyar lira 35 milyar lira demektir. 1 milyar euro. Ama yapımı da hızla devam ediyor. İşte İstanbul için mi? İstanbul yapıyor çünkü onun bütçesiyle siz aynı değilsiniz. Değiliz. Mersin'in bütçesi 16 milyar lira. 19,5 milyar lira da harcama yapmış belediye. Faaliyet raporundan okuduk. 3,5 milyar lira da borçlanmış. Siz bu borçla, daha biz belediye hizmetini borçlanarak yapıyoruz. Nasıl metro yapacağız? Mümkünatı yok. Şimdi konuştuğumuz her iki belediye de iktidar belediyesi değil. Bu konuda bir tıkanmışlık yaşıyor olabilirler mi İstanbul'da? Yok, bu değil. Tamamen şeyle ilgili. Bu şehrin gelirini değerlendirmesiyle ilgili. Şunu söyleyeyim, şu anda AK Parti belediyesi de olsa bunu yapamaz. Çünkü bu maliyeti belediye bütçesinden karşılamak mümkün değil. Ancak Ulaştırma Bakanlığı yapar. Ben bunu ideolojik olarak söylemiyorum. Estağfurullah. Hani, öyle anlamadık zaten. Ya o CHP'li belediyeleri yapamaz falan demiyorum ben. Hayır bunu. Hayır ben onu. Evet evet. Ben o soruyu çoğalttım. İnanın burada evet. Tamamen teknik bir şey. Yani kim gelirse gelsin bu paralarla, bu maliyetlerle biz bunu çıkaramayız Mersin'e. Gerek yok diyorsunuz. Gerek hafif raylı sistem. Hafif raylı sistem. Bu şehrin işini görür. Başaranlar var. Evet. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Bir de zaman kaybetmeye Kayseri gerek yok. Kayseri başardı. Kayseri. Çok Gaziantep. Iyi. Sayın Öztaseki zamanında başardı. Tabii. Antalya, Konya. Bakın bunlar hepsi hafif raylı sistemle gidiyorlar şu anda. Eskişehir'de var mıydı? Eskişehir'de de var. Eskişehir'de var. Orada da var. Değil mi Sayın Hakan? Hepsi hafif raylı sistem. Yani İstanbul'u söylemiyorum. İstanbul'da bir Kabataş Kirazlı hattı var. Muhteşem iş yapıyor. Evet. Hafif raylı sistem. İnanın metrodan evet. Daha iyi iş yapıyor. Daha iyi iş yapıyor. Dura 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 tak tak tak. Hatta bizim ikinci projemiz ne? Ulaşımla alakalı burada. İstiklal Caddesi yani bizim tren istasyonundan evet. Başlayacak. Hastane Caddesi'ne dönüyorsunuz. Evet. Ve oradan işte Defter Dağı'nın olduğu yere bir durak. Sonra Kuruçeşme'ye varıyorsunuz. Kuruçeşme'den Havuzlar Caddesi var solda. Evet. Sol taraftan devam ediyorsunuz. Akbelen Bulvarı'na bağlıyorsunuz. Evet. Ve orada kim var? Osmaniye Mahallesi var. Mezarlık var. Asriye Mezarlık. Büyük Mezarlık. Oralara durakları koyuyoruz. İyi düşünün. Bakın ne kadar şey çözecek bu. Kaç mahalleyi birbirine bağlayacak. Oradan devam ediyoruz. Salt Cam'ın olduğu taraflar. Devam ediyorsunuz. Otogar, Güneykent Mezarlığı, Şehir Hastanesi, Korukent, Güneykent, Soda Sanayi, Hal, Mertoç, Liman ve dönüyorsunuz şehre varıyorsunuz. Ve burada Akdeniz'e Torosları biz birbirine bağlıyoruz. Bu ring bu şekilde devam ediyor. O evet. Merkezdeki bütün ulaşım sorununu 22 kilometrelik bir mesafe. Evet. Bunları çözmüş oluyorsunuz. Evet, çok teşekkür ederim. Açık yüreklilikle evet. Cevap verdiğiniz için. Hem bazı şaibeleri aydınlatmış tabii, olduk. Tabii, hem tabii. De farklı algı yönetimleri yapılmaya çalışılıyor. Evet. Bazı partiler hakkında. Ama yerel seçimler başka. Kişi vizyonu partinin önündedir. Tabii. Bunu ortaya koymak adına sormuştum. Teşekkür ederim cevap verdiğiniz için. Şeyi söylemiyorum size. 15 noktaya acil müdahale ilk 15 günde %25 trafiği rahatlatacağız. Onu hiç söylemiyoruz. Yaklaşık 8 noktada Silifke, Erdemli, Mezarlık, Mezitli, burada da battı çıktılar. Bunları hiç söylemiyoruz bile. 8 tane battı çıktı. Evet. Kuzeyli güneyi birbirine bağlayacağız. Çünkü bunlar ikinci çevre yolla kapattılar orayı. Evet maalesef, maalesef. Orada tekrardan alt tüneller Çatı Restoran'ın önünde olduğu gibi bağlayacağız. Bunları hiç söylemiyoruz. Yerleri, noktalar hepsi belli. Belki kelebek viyadüklere de ihtiyacı var. Olacak. Mersin'in, tabii, tabii. Kayseri yani, gibi, Konya gibi. Şu projelerimiz olsun. Deniz, tramvay ve şu müdahaleler. Ama o deniz projeniz olur. İnşallah hayata geçer. Mersin'de keyif olur. Trafik diye bir derdimiz kalmaz. Gerçekten öyle. Evet. Çünkü ihtiyaç duyanların denizin üstünde gezemediği bir şehir burası. Evet. Çok garip. Denizin kenarında oturup da denize ayağını hiç sokamamak gibi bir şey. Hiç sadece izliyoruz böyle. Her şey zenginler için yapılmış bu şehirde bakıyoruz. Yani milyonluk daireler, apartmanlar Adnan Menderes Bulvarı'nda. Evet. İşte gölgesi olmayan ağaçtır palmiye. Onu da seviyorum ama kocaman kocaman ağaçlarımız vardı. Onları ne yaptık? Onları da çok merak ediyorum. Her yeri kesiyoruz. Evet. Doğa katliamı, çevre katliamı. Mesela benim çok güzel bir şey olmuştu. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yıkılması beni çok üzmüştü. Evet. Ya sebebi her neyse saygı duyuyorum. Evet. Revize edilemez miydi? Şu muydu, bu muydu diye düşünüyorum.
Şehrin bazı fotoğraf kareleri var. Tevfik Sırrı Gür Lisesi gibi. Mesela evet. İlk TRT'nin sınavını orada girmiştim evet, ben. Evet, evet, evet. Birçoğumuzun gençliği güzel var oralarda. Mesela, evet. Çok değişik, güzel taş bir bina. Bir de güzel Avrupa'nın yani. Özellikle koruduğu bina, sergi alanları, bir takım organizasyon alanları, sesli değil de müzikli organizasyonlar değil çünkü çok eski yapılar. Hı-hı. Bir takım görüntülü alanlamalar olarak kullanılır oralar. Şehrin dokusunu ve fotoğraflardaki kareleri korumak da çok önemli. Çok önemli. Şimdi evet Millet Bahçesi şöyle bakıyorum. Bana o kadar anlamsız geliyor ki. Bir şey o yok. O stadyumu evet. Çok özür diliyorum. Bir deprem toplanma alanı olarak bile kullanabilirdik. Evet. Bir sergi alanı olarak bile kullanabilirdik. Oranın farklı bir şekilde değerlendirilebilirdi. Her bölümünü yukarıdan aşağı o havuzunu ayırarak, işte iğne oyalarını ayır, el işlerini ayır, kadın hünerlerini ayır, ressamlara bir şeyler yap. Yani ne kadar çok şey yapılabilirdi. Bir restore edilip daha farklı evet. Amaçlarda kullanılabilirdi. İşte biz dönüşümden bunu anlıyoruz. Dönüşümden yok, bunu anlıyoruz. Sadece başka bir şeyin karakteri, ruhu var. Ben şeye dua yok. Ediyorum. Hani yerine binalar dikilmediğine dua ediyorum sadece. Ona ben de duacıyım. Ama askeriyenin hemen sınırında olması evet, galiba evet. Buna biraz engel oldu evet, diye düşünüyorum. Yeşil alan şeyi var işte. Baskısı vardı. Ondan yapamadılar. Belki de. Şimdi, belki de. Bir başka projeniz varsa tabii, onu da mesela bu dediniz ya deprem toplama alanına. Bizim Mersin'in ciddi anlamda kurtaracak bir projemiz var. Yani ben şöyle söyleyeyim. Mersin'in 50 yılını kurtaracak. Çünkü size veri vereceğim. Bundan 20 sene önce Mersin'de tarım arazisi %35 iken şu anda %21. Betona gitmişiz. Hatta şu anda havalimanı yapıldı tarım arazisinin ortasına. Cezaevi de yapılmış yine tarım arazisinin ortasına. Yani tarımı bitirmek için her şey yapılıyor şu anda. Bana niye oy vermeleri gerekiyor biliyor musunuz? Ben bu şehri tekrardan betonlaşmadan kurtaracağım için vermeleri gerekiyor. Çünkü mevcut belediyede, merkezi hükümette Mersin'de tarımı bitirmek için her şeyi yapıyor. Doğa katliamı almış başını evet. Gidiyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bunu tekrardan dönüştürmek için. Her mahallede 50 dönüm yeşil alan projemiz var. Tek parça. Böyle ufaklı değil. Tek parça. Şöyle bu A4 kağıt gibi düşünün ve mahalleyi de etrafında tasarlamayı düşünüyoruz. Bunun örneği dünyada nadir. Yok denecek kadar az. Bir Barcelona'da var bir tane. O da bunun minimal versiyonu. Bunun birkaç amacı var. Bir, %54'e düşen hava kalitemizi yükseltmek. Yeşil alanları artırarak. Evet, Almanya o konuda çok kazanımlar sağladı. Evet. İkincisi, deprem toplama alanı. Deprem oldu. Deprem bir şehriz aslında. Ve insanlarımız boş bulduğu arazide çadırlar kurdular. Doğru mu? Evet. Evet. Rezil olduk. Bir ay, iki ay, üç ay. Mersin gerçekten çoluk çocuk. Ya. Öyle. Rezil olduk. Perişan olduk. Evet. Şimdi burada tekrardan hemen bu parklarda toplanacaklar. Deprem toplama alanında. Sıkıntı olmayacak. He bu tabii parkın üzerinde 50 dönüm az bir alan değil. Tabii burada oyun alanları, spor alanları, işte gençler için bunları zaten yapacağız. Bir de bu alanların altına aşevi, duş yerleri, işte ihtiyaçlarımızı göreceğimiz alanlar düzenleyeceğiz. Evet. Bu ne yapacak bizi? Allah korusun bir deprem olduğu zaman o mahallenin ihtiyacını karşılayabilecek bir merkez olacak. Sadece mesele şey yeşil alan değil. Ekipman da yığabilirsiniz. Tabii işte ekipmanı koyacağız, acil müdahale ekipmanları vesaire evet. Hepsi. Bu mahalleler, her mahalledeki bu yeşil alanlar hem temiz hava, hem Mersin tekrardan yeşile dönmesi. Hani Google'dan bakıyorsun ya gri görünüyor. Şehrin akciğerini büyüteceğim diyorsunuz yani. Akciğerini büyüteceğiz, yeşil alanı artıracağız. Evet. Bir de biz Doğu Akdeniz'de yaşıyoruz. Şurada güneyimizde her türlü savaş tamtamları çalıyor. Olağanüstü bir durumda Allah korusun ilk hedef Mersin'dir. Yine sığınma alanları olsun, sığınaklar yapmayı düşünüyoruz altlarına. Yani bu bizim Mersin'in 50 yılını kurtaracak bir proje. İlk nereden başlayacağız biliyor musunuz? Yeni açılan mahalleler var. Daha inşaatlar oraya varmadı. Mesela Yenişehir'in yukarıları, Mezitli'nin yukarıları. İlk önce bu bakir alanlarda önce yeşil alanımızı koyacağız. Evet. İnşaatlar çok... etrafında ona yani göre 34. Anlaşalım. Caddenin sonunda ben varım başkanım. Benden sonra otoban var. Heh. O araya yaparsanız çok memnun i̇şte olurum. İşte yapacağız. Her mahallede. Her mahallede. Ve sonra döneceğiz kentsel dönüşüm. Palmiye Mahallesi mesela. Kentsel dönüşüme girecek ilk mahallemiz. Evet. Orada mesela ilk örneğini yapacağız. Mahalleyi komple kentsel dönüşüme sokacağız ve örneğini gelip yukarıda sizin evinizin orada görecekler. Sonra burada uygulamasını Rabbim isteyecekler. İnşallah, evet. Yani bu bizi kurtaracak. Kurtaracak. Ama işte sahil kesimi, sahile yakın yerlere çok büyük AVM'lerin falan yok. Yapılmasından da bıktı artık. Yok genelde ben var. Müze, sanat merkezleri, işte bilim merkezleri,
gençlik merkezleri inşa etmeyi düşünüyorum. Çünkü bizim çok güzel ARGE'ler. Tabii tabii. Bizim burada yaptığımız çok doğru bir iş var. O da her ilçemizi biz tanımladık önce. Teknoparklar. Evet. Mesela Yenişehir'e dedik ki spor alanlarının olimpik alanların Yenişehir'de olmasından ve müzelerimizin çoğunluğu burada olmasından dolayı dedik ki Yenişehir bilim, sanat, kültür ve spor turizminin merkezi olsun dedik. Yani burada ne yapacağız? İşte gençlik merkezleri, işte bu spor alanları, uluslararası müsabakalar, onları buraya getirmeye çalışacağız. O konuda çok büyük bir eksiklik var. Tabii, tabii. Çok. Biz bunun bütün altyapısını bu tanımlamaya göre yapacağız. Mesela Toroslar sağlık turizmi merkezi olacak. Evet. Örnek veriyoruz. Orada mesela onkoloji hastanesi, saç ekimi, çünkü diş. İlçenin karakteri tabii. Önemli ona. Çünkü orada şehir hastanesi var, büyük, evet. Önemli bir kazanım. Ve oradan bağlantı yolları çok kolay, çok rahat bir şekilde başka yerlere aktarabiliyorsunuz. Dolayısıyla evet. Toroslar bir sağlık turizm merkezi çok güzel bir şekilde olur. Şimdi Büyükada'daki dünyanın en büyük sanatoryumu. Evet. Çok farklı bir oksijen değerine sahip. Onun için dünyanın her yerinden de hasta gelir oraya. Oraya tabii mesele ki bu. El konuldu. Ayrı bir şey. Şimdi Büyükada halkı büyük bir şey, mücadele veriyor. Evet. Neye dönüştürecekler onu da bilmiyoruz tabii ki, evet, ama evet. Bizim yaylalarımızda da bu tarz çalışmalar yapılabilir diye düşünüyorum. Çamlıyayla. İnanılmaz bir yer. Evet. Yani eskiden tarım merkezi. Ama Namrun'da, Gülek'te. Yani hepsinin tekrardan ve orada o kadar el değmemiş alanlar var ki, kanyonlar var, gezi alanları var. Mesela biz gençlerimizi hafta sonları oraya götüreceğiz. Evet. Tarihi alanlarımıza götüreceğiz. Geziler düzenleyeceğiz. Evet. Bu belediye okuluyla beraber entegre bunların hepsi. Ya aslında mağaramızı kimse bilmiyor. Bilmiyor, yok. Gençlerimiz yani tanımıyor, görmüyor. Evet. Ya gitsin işte bir Karakeçili yörüğünün kıl çadırına misafir olsun, orada bir ayran içsin. Tanısın, kendi insanını tanısın. Evet. Anlatabildim mi? Bu önemli bir şey. Süremiz de gittikçe daralıyor. Tabii. O sebeple devam edelim mi lütfen? Tabii. Farklı mesela belediye okulu. Bu gençlerden bahsettik mesela. Evet. Bu çok önemli. Gençler için biz her ilçede bir belediye okulu açmayı düşünüyoruz. Ne olacak bunun mahiyeti? Bunun mahiyeti çok 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 önemli. Biz bu okullarda 20'şer kişilik sınıflar yapacağız. Ve Eylül ayına geldiği zaman normal kayıt olacaksınız ve devamsızlık şeyi de olacak. Devamsızlık standardı da olacak. Kesin şart olacak. Yani devam etmeyen öğrencimiz maalesef gelemeyecek. Aynen okul gibi, çünkü disiplini olmaları gerekiyor. Atanamayan öğretmenlerimizi alacağız. Diyeceğiz ki gelin ilçelerde, buralarda çalışın. Matematik, kimya, fizik vesaire, LGS ve YKS üzerinden. Biliyorsunuz 100 bin liraya yakın paralar ödeniyor dershanelerine. Kurslar, destek kurslarım olacak. Tabii bunlar, evet, bunlara hazırlık kursları, YKS ve LGS. Hem yani öğretmenler için istihdam da yaratacağız. Öğretmenler için istihdam, öğrencilerimiz için bir kaynak. Gelecekler buraya, kaydolacaklar. 20'şer kişilik sınıflarda matematik, kimya, fizik, biyoloji vesaire bütün derslerini görecekler. Entegre bir kütüphane olacak. Geçecek kütüphanede de dersini çalışacak. Ve çok modern, şık bir kafede yapacağız yanında. Diyeceğiz ki, çünkü her şey ders değil, beyinleri yoruluyor. Burada da arkadaşlarla sohbet edebilme, vakit geçirebilme imkanları bulacaklar. Şimdi eğitim deyince bir şey danışabilir miyim size? Tabii ki. Tabii ki emniyet güçlerimizle müthiş bir işbirliği halinde çalışacağınızdan eminim. Şu anki başkanlarımızın olduğu gibi. Tabii. Eğitim ve gençler deyince hep böyle hangi konukla bunu konuşabilirim diye düşündüm ama okul kantinleri bizim kanayan yaramız. Ben çok kötüler ya. Hem çok kötüler, evet. Duyuyoruz, işitiyoruz. Bazı zararlı madde pazarlamaları satılıyor, evet. Yapılıyor. Evet. Satışlar var. Bu ihaleleri verdiğimiz insanlar çok garip insanlar, çok şaibeli insanlar. İnşallah size nasip olur. İnşallah. Siz el atarsınız. Yani mesela biz ne yapabiliriz orada? Hemen aklıma geldi. Bununla ilgili bir proje geliştirmedik ama belediye olarak mesela biz onlara ihaleye girebiliriz. Yani Milli Eğitim'e deriz ki ya. Kesinlikle. Bize verin, biz işletelim. Evet. Böyle evet. Bir işbirliği olabilir. Evet. O zaman okul ne olur? Servisleri de çok bizim önemli. Bu okullardaki, evet. Kantindeki ya da kafedeki standart neyse her okulda biz bunu yaparız. Keşke bir belediye okul servis ağı kursa da şu servisçilerin elinden dar gelirli aileleri kurtarsanız. Niye olmasın? Bu da yani olabilir. Yani asgari ücretin 2-3 bin üzerinde okul, tabii, servisi parası veriyor öğrenciler. Zaten farkındaysanız hep evin, yani mesela 100 bin lira gibi rakamı düşürüyoruz bu okulda. Evet. İşte siyasetin aciz kaldığı yerde yerel yönetimler devreye, bravo, giriyor. Bravo. Aslında bunlar belediyelerin görevleri değil. Değil. Aş, iş, yaratmak, istihdam sağlamak belediyelerin görevleri, evet, değil. Evet, değil. Şehir içindeki düzen ve intizamı bir aile reisi edasıyla yönetebilmektir. Yönetimi artırmak zorundayız. Yönetebilmektir, bravo, belediyenin, bravo, görevi. Ama asıl ve de asil görevinize
Ne yazık ki sıra gelmiyor. Çünkü gelmiyor, yok. Çok iyi yönetilemiyoruz şimdi. Bakın tarımla ilgili dediniz ya, evet. Şehir. Biz buna mecburuz. Biz şehrimizi korumak zorundayız. Açık söyleyeyim, biraz hani açık konuşmak lazım. Bir küresel çete var. Bu küresel çete sizin... Şimdi açık konuşmazsanız çok geç olacak tabii, zaten tabii. Seçim 6 gün daha başkan. Sizin hangi görüşte olduğunuza bakmıyor. İsterseniz İslamcı olun, isterseniz milliyetçi olun, istiyorsanız işte Kemalist olun, hiç fark etmez. Bu küresel çete ekmeğimize, suyumuza, havamıza, toprağımıza düşman şu anda. Tarımımızı %40 düşürdüler. Doğru mu? Evet. Hayvancılığımızı bitirdiler. Doğrudur. Şimdi biz Mersin olarak, Mersin'e sahip çıkmak zorundayız. Ne yapacağız? Belediye olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak. Bufalo eti yiyor, plastik pirinç pişiriyoruz. Bravo. Çünkü yapay eti desteklemek istiyor. Evet. Öbür taraftan da hibrit tohumla kendisine muhtaç etmek istiyor. Evet. Biz bunun önüne geçmek zorundayız milletçe. Bunun şimdi ideolojisi dünyanın yok. Dünyanın en büyük tohum bankası. Biz aktüel program gibi yürüyor. Ama vizyon çok önemlidir değerli izleyiciler. Yani bir şeyleri konuşabilmek ve fikrinin olması çok önemli. Elbette ki projesiz başkan adayı olmaz. Tabii. Var projeler. Ama bizim artık o şehir projelerinin çok üstünde. Bizim çok üstünde. Şehrimizi kurtarmamız lazım. Evet. Mersin'in şuna çok ihtiyacı var. Türkiye'nin ihtiyacı var ayrı da. Dünyanın en büyük tohum bankası İsrail'in elinde. Benden ata tohumlarımın hepsini satın aldı ve bana hibrit tohum ithal etti. Dolayısıyla herhangi bir kıtlık durumunda o kıtlığın anahtarı ne yazık ki ya da dünya büyük bir dönüşüm yaşadığı da İsrail'in elinde. Mersin'de bir ata tohum bankası oluşturmayı hiç düşünür müsünüz? O var. Hiçbir siyasiden duymadım yok, ben. Projemizde o var. Bizim Target diye projemiz var. Bu zaten web sitemizde, sosyal medya hesaplarımızda bunları söylüyoruz. Ve benim en çok hassas olduğum konu bu atalık tohumdur. Yani kendi öz tohumunla üretim yapmak ve bunu artırmak. Target'in özelliği şu olacak. Biz 5 yıl içerisinde Mersin'i tarımsal üretimde Türkiye'nin bütün ihtiyacını karşılayacak düzeye çıkaracağız. Yani bu %21 tekrardan %35'lere çıkacak. Ne yapacak? Bir gübre fabrikası kuracağız. Çiftçilerimize maliyetine gübre vereceğiz. Yeter ki üretimi artırsınlar. 2. Sulama en büyük maliyet. Neden dolayı? Elektrikten dolayı. Sulama birliklerinin olduğu yer hepsini biz GES, yani güneş enerji sisteminde döşeteceğiz. Ve fatura, elektrik faturası ödemeyecekler. Oradan ne yapacak? Sulama yine düşecek. Target devreye girecek. Burada mühendislerimiz olacak. Özellikle atalık tohumlar alakalı. Çamlı yaylaya tekrardan gidecek. Şimdi kimyagerlerimiz boşta, ziraat mühendislerimiz hepsi boşta. Hepsi istihdam olur. Biyologlarımız tabii, boşta. Orada tabii. Müthiş işler yapabilirler. Zenginleşen bir Mersin olacak. Açık evet, söyleyeyim. Evet. Çamlı yaylaya gidecek. Arpa, yulaf, buğday. Eskiden atalık tohumlar orada ambarmış. Şu anda sıfır. Hı-hı. Tekrardan diyeceğiz ki Çamlı yaylayı tekrardan bir tahıl ambarı haline getirin. Ve döneceğiz. Diyeceğiz ki ya Günler hayvancılığın merkeziydi. Tekrardan hayvancılık merkezi. Hayvancılığı destekleyeceğiz ve arttıracağız orada. Sayıları da arttıracağız. Bunlar arttığı zaman ne olacak peki? Mersin tarımsal üretimde kendine yeten ve zenginleşen. Hayvancılıkta yine git kasaba gittiğinde 500 lira para diyorsunuz. O fiyatlar 200-250 gibi rakamlara düşüreceğiz. Bu direktmen buraya yansıyacak. Toplanamayan bahçeleri belediye toplayacak. Pazarlara bizzat kendimiz getireceğiz. Direkt alımlar yapacağız. Direkt buraya getireceğiz. Yani burada durumu olmayan mahallelerde özellikle belediye pazarlarıyla insanlarımızı bir araya evet. getireceğiz. Şimdi Nil Hanım diyor ki Mezopotamyalı bakış açısıyla Çukurova bir arada olunca üretim ana temas. Size de çok selamları var. Selam. Şöyle bir durum var tabii selamlar ki. Bizlerle. Coğrafi işaretli ürünlerimiz o kadar fazla ki ve bunların patentlerinin çoğunu ya Orta Doğu ülkelerine kaptırdık biz. Ya da evet, uyanık evet. Yunanlılara ya da Avrupa ülkelerine kaptırdık. Bu konuda da önemli bir atılım yapılabilir. Çok yapacağız. Merak ediyorum ben. Şimdi Günler'in bazı değerleri var. Mut'un bazı değerleri tabii, var. Silifke'nin bazı değerleri evet. var. Düşünüyorum, diyorum ki işte bu kadın pazarları şu bu sonra da kadın istihdamı konusuna Hı-hı. geçeceğiz. Çok dağınık şekilde, çok farklı projeler ve de asıl amacına uygun olmayan birçok proje geliştirilmiş. İnanın yapmış olmak için yapılmış diyor. Burada çok büyük bir pazar alanı olsa, modern bir kompleks olsa, işte o kompleksin içinde Mutlular Sokağı olsa, Günler'le esnafların sokağı tabii. olsa, Silifke'li esnafların sokağı olsa, işte Bozyazı, yöresel Aydınca, ürünler için. 13 tane evet. sokak olsun. Evet, şimdi. Evet. Yani Anamur'un olsa ve bu tür ürünler hem toplu olarak alışverişe sunulur, hem esnafın ve köylünün eli desteklenir, kuvvetlenir. Bunlar çok önemli. Yani. Çok önemli. Vatansever i̇şte olan herkesi heyecanlandıran konular bunlar. Evet, evet. O yüzden üretim artması lazım, çiftçilik desteklenmesi lazım.
hayvancılığın desteklenmesi lazım. Bu tip pazarların oluşturulması lazım. Biz önce hani bu ekonomik krizi düşürmek için önce semt pazarlarına gideceğiz. Yani diyelim ki cumartesi günü normal bir pazar var. Biz salı günü belediye pazarı kuracağız. Belediye pazarı gelecek, topladığı ürünleri insanlarımıza maliyetine ya da ücretsiz bir şekilde ulaştırmaya çalışacak. Bir şey de değiştirseniz, yani gün gün kurulmasa, bir pazar hep kurulu kalsa ne olur? Bu dediğiniz sabit, bu da olabilir. Sabit büyük marketlerle pazar mi çarpışıyorlar tabii o zaman? Bir kartel var, izin mi vermiyor? Tabii onlar tabii uğraşacaklar. Evet. Bizim işimiz kolay olmayacak evet, orada. Yani evet. Orada işte dediğiniz gibi marketçiler... Beşiktaş pazarı vardır, hep kuruludur aracılar, yani. Değil mi? De, tabii. Haftanın belli vardır. Günleri değildir, her zaman vardır. Evet. Ama burada belediye eğer direkt getirdiği zaman o aracıların işine gelmeyecek tabii. O 2 liraya alıp 15 liraya satan var ya, işte onların işine gelmeyecek. İnşallah siz gelirsiniz de aracıları aradan çıkarırsınız. Evet, çıkaracağız. Emin olun bunda. Yani yeşilliğine varıncaya kadar belediye direkt alım yapacak. Ne zaman vazgeçeriz bundan biliyor musunuz? Yani burada halciler de dahil olmak üzere, yani aradakiler, komisyoncular ne zaman bunu makul seviyeye indirirler, o zaman biz bu işten vazgeçeriz. Ama öbür türlü benim kararım şu, kesinlikle Mersin'i üreten, büyüyen, kendini yeten, bakın Türkiye'nin marketi dedik. Tarımda en iyi noktaya getireceğiz dedik. Hayvancılıkta en iyi noktaya getir. Böyle bir şehir fakir kalabilir mi? Örnek verdik geçen. Texas, Amerika'da bir kriz oldu geçen. Rest çekti, bir şey oldu. Herkes de ya bir eyalet nasıl? Çünkü ekonomisine güveniyor. Texas öyle bir halde ki Amerika Birleşik Devletleri lokomotif şekilde taşıyor. Mersin'de bu hale gelmesi lazım. Anlıyorum. Peki süremiz çok daraldı. Tabii. Değinmediğiniz projeler varsa vallahi işte çok var. Belediye hastanesi var, onu söyleyeyim. O çok evet. önemli ha, bir proje. Onu konuşalım proje. Mutlaka. Evet, o proje çok önemli proje. Onu da açıkladık zaten. Biz biliyorsunuz yani işte şehir hastanesi var, özel hastaneler merkezde var. Şehir merkezinde düzgün bir hastanemiz yok. Ha, bu proje çok iyi bir proje evet. Sayın Alkan. Biz şehir merkezinde 350 evet. yataklı ilk etapta bir belediye hastanesi kurmayı düşünüyoruz. Ve burada en iyi doktorları, en iyi laboratuvarları, en iyi işte ekipmanları getireceğiz, kuracağız. Burada insanlarımızın hizmetine sunacağız. Yine Sağlık Bakanlığı'na tabii ki entegre çalışacağız. Siz de böyle gidip şehrin dışına yapmayın. Hayır, hayır. Merkezde olacak. Çünkü gidilmiyor. Yani en büyük AVM'ye verdik Mersin'in en güzel yerini. Ben tramvayı götüreceğim oraya. Evet. Hemşerilerimiz desteklerse eğer, şehir hastanesinde tramvayı götüreceğiz. Ama biz şehir merkezinde bir tane hastane düşünüyoruz. Yani yeni şehir olabilir evet. diye düşünüyoruz. Evet. Burada güzel bir hastane yapalım diyoruz. Ve hizmeti. Bu sadece burada kalmayacak. Biz ilk hastanemizi yaptık. Diyelim ki memnuniyet oldu. Her ilçede dönüşe oldu. Sonra bir Tarsus'ta ve Silifke'de. Evet. Ve daha sonra belki Erdemli, Mut olabilir. Evet. Ama öncelikle biz Mersin merkezde bir tane düşünüyoruz. Tuttuğu vakit Tarsus ve Silifke'de iki tane daha hastane yapmayı planlıyoruz. Çünkü biz burada sağlığımız çok önemli. Sağlıkta, beslenmede gençlerimizi sağlıklı besleyeceğiz. Sahile gidiyorum. Belediye tesislerini inceledim biraz. Nerede zararlı, kimyasal bir şey varsa gençlerimize sunuyor. Olmaması lazım. Biz gençlerimizi korumak zorundayız. Sağlıklı beslenmek zorundayız ki 40'lı yaşlara, 50 yaşlara geldiğimiz zaman sağlıklı bireyler olabilelim. İşte tansiyon hastası, şeker hastası falan filan olmasın yani. Bu kronik kanser sorunlarıyla uğraşmasın. Çünkü bunun tamamen temeli beslenmekten kaynaklı başlar. Evet. Bunu da sağlayacağız. Dolayısıyla bu belediye okulu çok belediye hastanesini, belediye okulunu çok önemsiyorum. 50 dönümlük parkları çok önemsiyorum. Bunun haricinde Viranşehir dediniz. O küçük bir proje bana göre ama yine onu da söyleyeyim. O dediğiniz Viranşehir Caddesi, Babil Yolu. Baştan sona tekrardan restore edeceğiz. Yani bir İstiklal Caddesi gibi yapmayı düşünüyoruz. Oraları öyle duruyorsa kimse bana ben belediye başkanıyım demesin. İşte onu yaptığı zaman dönüşüm evet. olur. Biraz önce evet. bahsettiğim konuya gelecek. Evet. Bu şehir benim çünkü. Tabii. Yani bizim insanların. Bize ait tabii. Evet. Ve geleceğiz o Pompei biliyorsunuz harabe durumda, kötü. Oranın tekrardan bakımını yapacağız. Gezi alanları yapacağız ve sahile ineceğiz. Mezitli sahilini tekrardan elden geçireceğiz. O bölgeleri dediğiniz gibi ailenizle gittiğiniz zaman sadece Adnan Menderes yok. Orada da güzel bir park, güzel yürüyüş yolları. Hatta oradaki bazı bizim kafelerimiz yani evet. Türk kafeler var ve maalesef sizin biraz önce o... Viranşehir Suriyelilerin elinde artık Türk kafe yok. Yok sahilde, sahili söyleyeyim. Sahilde yok bu tarafın elinde ama sahilde de var. Şey var, şu kantindeki şahıslar gibi şahıslar işletiyor. Var. Ve insanlar rahatsız oluyor. Evet. Oranın komple bizim bir şekilde çehresini değiştireceğiz. Kaliteli, düzgün markaların olduğu güzel bir yol olacak. Siz oradan ta şeye kadar, hani bir Pompei polis sahili var ya, adı ne, resmi adını hatırlamıyorum ama, yani o sahilin evet. sonuna kadar düzenleyeceğiz ve sahillerin tamam. hepsi, bak bu da önemli.
bütün sahillerde, yani Silifke, Bozyazı dahil olmak üzere sahilleri kesinlikle belediye işletecek. Yani birkaç kişiye ihale verip işte iki şezlong atıp orada terör estiren tiplere izin vermeyeceğiz. Bu da çok önemli bir şey. Düzen şehri dedik ya, belediye bunları yapabilir. Mesela şikayetler çok. Gidiyor işte orada sandalyesini koyuyor. Sahiller hep millete ait, doğru mu? Size ait, bize ait. Bakıyorsunuz iki tane şezlong koymuş, ben buranın ihalesini aldım, kalk git buradan diyor. Ya ben patronum, halkım, sahilde ben oturamıyorum. Rantçılar tabii, oturuyor, bu nasıl iş? Biraz dikleniyorsunuz, mafya tipli adamlar geliyor. Yani bunu işte tabii, tabii. Burada yaşanıyor bunlar. Kesinlikle, Mersin belediye olarak biz bunlara nefes bile aldık. Kimse bana Mersin emin güvenli adım bir şehir demesin değil, artık. Değil, huzurlu değil bir şehir demesin, değil artık. El birliğiyle bu şehir mahvettiler. O yüzden bunlar düzelecek. Kalan projeleri de başlıklar halinde hemen kısaca değinebilirsek. Tabii, tabii, tabii. Bunları ben söyledim. Bir de ben kısaca manifestoya da girmek istiyorum. Lütfen. Zaten geçen bölümde ben güneş enerjisini anlattım. Evet. Şehri komple kendine yeten, o tarımla ilgili bir sürü şey söyledik ama esas biz belediyeyi nasıl yöneteceğiz? Önemli olan bir şey bu. Çok önemli. Bir kere oraya ben israfa kesinlikle karşıyım. Ve şu anda ben kendi seçim kampanyamı da israftan uzak bir şekilde yapıyorum. Nasıl? Yani gereksiz çakarlar, korumalar, kırmızı plakalar. Büyükşehir adayım ya. Meclis üyeleri bile kırmızı plaka takıyor. Nereye gidiyorsunuz ya? Gerek yok. Biz normale dönmemiz lazım. Ve seçim kampanyamda kirli bir seçim yapmadım. Plastik atık kullanmadık. Tamamen temiz bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Çevreye duyarlılığımdan dolayı. Gidin ormanlara bile vahabe çakmış. Her yeri kirletti. Evet. O bir. İsrafa gelince itfaiye amirinin bile makam aracı var. Koruması var, şoförü var. İsrafa bakar mısınız? Yani hem siz hükümet eleştiriyorsunuz, diyorsunuz ki israf şu bu, ki haklısınız. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Hem de siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Nasıl güçlüyüz ki biz hala ayaktayız, yemin ederim. Evet, evet, bakın. Yemin ederim. Bu kadar ağaç kurdu varken. Vahap Bey evet, milyarlarca lira para harcadı bu seçim kampanyasına. Ya insanlar bu kadar ekonomik darlıktayken siz bunu nasıl harcayabildiniz ya? Hani siz milleti düşünüyordunuz? Belki kendi variyetinden harcamıştır. Vallahi yani o parayı, onu da şunu da sorgulamak lazım. Alacağınız para 200 bin lira, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aldığı maaş var. 5 yılda toplasanız 15 milyonu bulmuyor. O zaman niye yapıyorsunuz? Yani bunu da sorgulamak lazım. Madem ki şey değil, milyarlarca lira para niye harcıyorsunuz bu kadar ekonomik? Madem ki halkı düşünüyorsunuz, niye ne söylerim, niye harcıyorsunuz? Sizi tanımayan mı var? İzzettin Alkan'ı çok kimse tanımıyor ama seni tanımayan var mı? Bu kadar afişe, bu kadar kirliliğe ihtiyaç var mı? Ben bunu bir vatandaş olarak da söylüyorum. İsrafa son vereceğiz. Makam araçlarını tamamen kaldırıyoruz. Kendim dahil. İşe nasıl gelip gideceksiniz? Bazı vatandaşlarımız yazmışlar. Bu işte otobüsle mi gideceksin diye. Hayır, kendi aracım var. Kendi aracımda işime nasıl geliyorsam. Niye üstün ırk mı oluyor belediye başkanları? Yani işte hiçbiri ben de çok hizmet da için gelmişim. Şey değil. Evet, sizler yani bana oy veriyorsunuz. Ben aynen bir apartman yöneticisi gibi gelip size hizmet etmekle. Burada şimdi bir sürü arkadaş çalışıyor. Çalışmayanı barındırır mısınız ya? Asla. Şimdi siz de bizi seçiyorsunuz, işe alıyorsunuz bizi. Diyorsunuz gelin bizim Mersin hizmetlerini yapın. Bir de ben size efendilik taslıyorum daha sonra. Beni de göndermiyorsunuz. Vallahi çalışmayanı da barındıramayız. Huzursuz çalışanı da barındıramayız. Tabii. Yani yanlış gitmedim örnek olanı hatta da barındıramayız. Hatta ben size şunu da söyleyeyim. Evet. Geldik diyelim göreve. Başarılı oldum, memnun kaldınız, bir dönem daha seçtiniz. Ben bir dönem daha yaptım, yine başarılı oldum, yine seçmeyin. Gitmem lazım. İki dönemden sonra olmaması lazım. Başka birilerinin gelmesi lazım. Unutmayın, tarih kaydediyor. Tabii ki, tabii ki. Ben bu fikirdeyim. Bunu niçin rahatla söylüyorum? İnanmadığım şeyi seçim kampanyasında yapmadım. Baskılara rağmen. Evet. Yine göreve gelirsem inandığım şekilde devam edeceğim. Yani israfa girmeden. 8 milyar lira israf edilmiş belediyede. Bu israfı kaldıracağız. Liyakat sahibi insanları getireceğiz. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Ama çalışmayanla ilgili de eğitime sokacağız, çalışmalarını sağlayacağız. Öbür tarafta sokakta kimsesiz, gariban, hiç kimse yatmayacak. Mutlaka onları bir yerlerde barındıracağız. Milyonlarca lira karşılama törenlerine para veriyoruz, korumalara para veriyoruz. Şu sokakta yatan garibana mı biz bir para bulamıyoruz? Mutlaka bulacağız. Evet. Ne yapacağız, ne edeceğiz? İhtiyaç sahiplerini mutlaka gözeteceğiz. Çünkü o bizim, milletçe bizim görevimiz. Bizim insanımız sokakta yatmaması lazım. Parası yok diye, pulu yok diye itilmemesi lazım. Belediyeye geldiğim zaman tabii israftan mesela en önemli şey istediğim, biliyorum zaman daraldı. Görevim süresince tabelada benim fotoğrafımı görmeyecekler. Ay evet, görmeyelim artık. Adımı da görmeyecekler. Hiçbir belediye başkanının bakın,
Fotoğrafını görmeyelim artık. Niye tezat biliyor musunuz? Bakın bu da yine benim inandığım bir şey. Siz beni seçtiniz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım değil mi? Orada diyelim ki 4. çevre yoluna hizmeti açtık ve bunu ilan etmemiz lazım. Diyeceğiz ki 4. çevre yolu hizmete açılmıştır. Hayırlı olsun Mersin Büyükşehir Belediyesi. Bu kadar. Ay biri de emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür ederim diye yazsın. Yok işte o yok. İzzettin yani. Alkan ve fotoğrafı olmayacak. Çünkü ben buna karşıyım. Eğer ben kendimle ilgili bir şey yapacağım parasını vereyim. Ben o zaman billboardlara çıkayım. Bu belediyenin milletin malı. 5 yıldır Vahap Bey burayı kendi reklam aracı olarak kullanıyor. Cevap yanlış. Hakkı doğuyor Sayın Başkanım. Versin, cevap versin, yak sesini söylesin. Ama biz gelirsek açık söyleyeyim. Rekabetin benim, gerekleri biz bir şey yapamıyoruz. Tabii benim herkes fotoğrafımı görmeyecekler. Söylüyor. Benim adımı tabelalarda görmeyecekler. Onları ben rahatsız etmeyeceğim. Bu kadar söyleyeyim yani. Estağfurullah. Şimdi çok önemli bir konu var ki. Tabii. Kadın unsurunun siyasete taşınması. Kadınlar da siyasette yer almalı deniliyor. O da ekine ifrit oluyorum. Kadınları da siyasete alacağız deniliyor. Daha çok yer vereceğiz deniliyor. Buna da sinir oluyorum. Sanki var olan bir ırkı yeniden ayrıcalıklı ırk unsuruna yükseltiyoruz evet. gibi. Bu işin kadını erkeği yok. Kafası basan herkes memlekete hizmet edebilir. Tabii ki. Kadının sizinle birlikte çalışması nasıl olacak? Kadınlar için proje demek istemiyorum. Çok değişik bir yok. Durum oluyor. Kadın istihdamınız nasıl olacak? Evet. Ve kadronuzda kaç hanımefendi olacak? Tabii. Belediye meclis üyelerinizde kadınlar var mı? Evet. Yok mu? Var. Kadını bir aykırılık olarak mı görüyorsunuz? Evet. Kadının... Size ben katılıyorum. Mesela bunu ayrıyeten belirtmeyi ben doğru bulmuyorum. İşte kadına evet. da verelim. İşte ona öyle da sosyetik şekilde... isimler takıyorlar pozitif ayrımcılık. Yani, onlar da resmen ayırıyorlar değil. Yani. Bir kere, bir kere gerçekçi olmamız lazım. Biraz önce söylediğimiz gibi. Kadına değer veriyorum diyen bir parti var değil mi şimdi? Cumhuriyet Halk Partisi ve başkanı var. Vahap Bey için söylüyorum. Peki kadınlar şu anda ne durumda orada? Bir analizini yapalım. Bilemiyorum. Çöpçü oldular. Ne için? Çöpçü. Sokakları temizletiyoruz. Ben bunu hiç doğru bulmuyorum. İki, ağır işlerde çalıştırıyoruz. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda çalışan hanımefendiler bana bizzat söylediler. Kaç tanesi geldi? Evet. Resmen zulüm altındayız diyorlar bakın. Resmen. Gece çalışma mesaisi çocuğumdan ayrı kalıyorum. İşte işine gelirse sen bunu bilerek girdin. Ya çalışırsın ya istifa edersin. Ellerini yüzlerini kapatıyorlar. Görünmemek için, tanımamak için. Tacize uğrayan kadınlarımız var. Ya onlar bizim annemiz. Onlar bizim kardeşimiz. Onlar bizim halamız, teyzemiz, ablamız. Artık ne derseniz kızımız. Ben şuna her zaman inanırım. Kendim olmasını istemediğim bir şey başkasını isteyemem kesinlikle. Ben bir yakınımın orada çöp toplamasına rahatsız olurum. Ondan da rahatsız oluyorum. Ya kadının değeri bu muydu? Hani siz değer veriyordunuz? Ama kadın çok değerli olmasın. Erkek de toplayınca üzülüyorum ben. Hayır, erkek toplayabilir. Niye? Toplayabilir. Bir de erkek de toplamaz çünkü teknoloji gelişti artık. Bu toplumda kadın biraz teknoloji daha şeyden. Zayıf bırakılmış. Daha çabuk ondan taciz değil. Ediliyor. Hakkını arayamıyor. Belki onun için üzülüyorsunuz ben, siz de. Mağdur duruma düşürülüyor. Ben istemiyorum tabii. Tabii ki. Çünkü o güneşin altında onu yapmaması lazım. Onun çalışır. Bakın. Toplumun gerçeklerine göre düşünüyorsunuz. Hanımefendinin, yani. Hanımefendilerin, bayanların çalışabileceği bir sürü alan var. Kala kala sokak çöpçülüğü mü kaldı? Bu yanlış ya. Şimdi yani elbette bu, ki. Bu bir. İkincisi çalışma koşullarını yani sadece bayanlar için değil erkekler için de bir kere bir çalışma ILO sözleşmesi belli. Ona uygun bir şekilde çalışma ortamı yapmanız lazım. Dinlenme alanı bile yok ne demek? Evet. Yokmuş. Ağır işlerde çalışma olmaması lazım. Bir de anneyi çocuğundan ayırma. Bu da olmaması lazım. Çünkü o bir anne, ilk öğretmen. Mesela bizim çok güzel bir projemiz var. Hani proje anlamında değil de bir hak anlamında. Biz gelsek ne yapacağız? Gece çalışma yok. Sokakta çöpçü olmak yok. Diyelim ki bir hanımefendi dedi ki ben gece çalışmak istiyorum, çalışabilir. Buna bir sıkıntı yok. Ya da ben şu ağır iş makinesinde çalışmak istiyorum, çalışabilir. Ama sen illa bunu yapacaksın diye bir zorlamamız olmayacak. Anlıyorum. Ve 0-6 yaş annelerimiz için çok önemli bir şey bu. Bu çünkü çok rağbet de görüyor. 0-6 yaş annelerimizin yani çocuğu olan çalışanlarımıza anneniz. Yarım zamanlı çalışma imkanı getireceğiz. O da nasıl olacak? Diyelim ki 20 bin lira maaş alıyor. Yarım zamanlı olduğu zaman ne alması gerekiyor? 10 bin alması gerekiyor. Biz diyeceğiz ki al sana 15 bin lira. 4 saat çalış. Sonra git çocuğuna bak. Ama başka yerde çalışmayacağız.
En uzun program yapan aday oldunuz şu anda. Olur, çok sağ olun. Hak ihlali oldu burada. Doğrudur. Çok adaletli olmadığımı düşünüyorum. Doğrudur. O zaman şöyle yapalım. Hani sözlerimi ben bunda noktalayayım. Yani bayanlarımızla, hanımefendilerimizle biz çok iyi çalışma ortamlarıyla istihdam etmeyi düşünüyoruz. Kendi ekibimizi de hanımefendilerle çalışacağız. Dolayısıyla çok güzel bir Mersin'i kadınımızla, erkeğimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla hep beraber inşa etmeyi planlıyoruz. Umarım. O yüzden son cümlelerinizi bekliyoruz. Şöyle alabilirim. Bu kamera sizin başkanım. Birkaç cümleyle seçmenlere seslenebilirsiniz. Tabii. Sevgili Mersinliler, artık değişim zamanı. Daha iyi bir Mersin'de yaşayabilmek, kendine yeten, tarımda, hayvancılıkta, şehir yapılanmasında, turizmde, ticarette hak ettiği değere ulaşması için dünya ile entegre bir Mersin için desteklerinizi bekliyoruz. 31 Mart sabahı gecesi inşallah yeni bir belediye başkanı olarak karşınıza çıkmayı ümit ediyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağırladınız. İyi ki geldiniz. Hoş güzel geldiniz. Bir sohbet çok oldu. Teşekkür ederim. Bütün adaylarımız için dilediğimiz her şeyi sizin için de diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Önemli olan emek vermeye niyetlenmek. Niyet de yol aldırır insana. Tabii ki. O sebeple tebrik ediyorum. Sağ olun. Şu anki başkanlarımızın da emekleri var. Herkes elinden geleni yapmakla mükellef. Tabii ki. Onun için ismi geçen kişilerin de söz hakkı bizde bakidir efendim. Arzu ettikleri zaman stüdyolarımızda kameralarımızın karşısına geçebilirler. Çok teşekkür ederim. Teşekkür yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Çok mersin. Değerli izleyenlerimiz, bir seçim özel programı daha sonuna geldik. Yeniden Refah Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın İzzettin Alkan'ı ağırladık bugün. Son derece yerinde ve güzel projeleri var Sayın Başkanımın. En büyük hedefi güvenli, huzurlu ve planlı bir kent tabii ki. Gençler önceliği, can güvenliği önceliği, kadın erkek demeden uygun koşullara sahip iş imkanları da belediyenin sağlayacağı istihdamlar için önceliklerinden birisi. Doğru projelerle yoralan bir adayımız, öyle düşünüyoruz. Elbette teki takdir halkındır. Kendisine bir kez daha konukluğu için çok teşekkür ediyorum. Selametle kalın efendim. Yeniden görüşmek üzere.